kurgulamak, şirketlerin bu... Bir Yıldız'ın Saati programında daha yine sizlerle birlikteyiz. Tüm ekran başındaki seyircilerimizi buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Emek ister, yürek ister, çalışmak ister, azim ister, kararlılık ister. Bugün tüm bunların bir araya getiren çok değerli bir iş adamı aramızda. Sevgili Fevzi Alkan. Ve aynı zamanda aydınlatmanın kralı demeden de geçemeyeceğim. Fevzi Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim Fevzi, iş adamı çok değerli, çalış. Hiçbir başarı tesadüf değildir dedik. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Katılıyor musunuz? Çok kısa bir alayım, ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi 51 yıl oldu ticari hayatım. Bitti 51 yıl. Ortalama bundan 10 yıl öncesine kadar günlük mesai saatim 18'di. Çok çalıştım. Çok çalıştım. Çalışmadan olmuyor ama çalışmak bana mutluluk, zevk veriyor. Onun için de bu yaşıma geldim. Hala devam. Çocuklarım, hatta torunlarım şu anda iş başında. Ama ben gene başlarındayım. Evet. Devam ediyoruz. İşte o yüzden tesadüf değildir dedik. Ben bizleri onurlandırdınız. Bilgilerinizden, tecrübelerinizden inşallah tüm ekran başındaki seyircilerimiz de faydalanacaklardır, yararlanacaklardır. Ama sizi böyle bir kısaca tanımak istiyorum. Fevzi Alkan kimdir? Ben biliyorum. Aydın Alkan aydınlatma, işte Alkan kardeşler, Asya, Avrupa. İşte 3-4 tane firmamız var. Toplam 220 civarında çalışanımız var. Bu çalışmalar içinde gelen personel, özellikle geçmişte çalıştıkları yerlerde sigorta edilmediklerini, hatta gelirken bir takım tereddütlerle bize müracaat ettiklerini, ama önce sigortası yapılıp sigortadan bir gün sonra işbaşı yaptığını kişiler görünce, çevresindeki insanları da yoğun bir şekilde anlatıyorlar ve o çevresindeki insanlar da bize geliyorlar çalışmaya. Zira hatta şöyle söyleyeyim, bir takım insanlar, işte üst düzey personeli dahi asgari ücretle gösterip asgari ücretin dışındaki ücreti zarfla açıktan verdiklerini söylüyorlar. İnsanın emeklisi gelmiş oluyor. Ama asgari ücret üzerinden gösterildiği için o ücretle emekli olmak istemiyor. Geliyor bize 3-5 sene daha çalışıyor. Çünkü bizde bir kuruş açıktan verilmez. Hepsi bankaya yatar. Bankadan önceki durumlar da aynıydı gene. Tam ücret neyse o gösterilirdi. Fakat sektörde veya Türkiye'de diyeyim, bunu benim gibi uygulayan sayısı bilmiyorum ama herhalde %20'nin üstünde değildir. Kesinlikle. Ama ben onu onların cebinden alınmış bir para, çalınmış bir para gibi addediyorum. Ve her şeyi tam kanunidir bizde. Hiç böyle bir şey yok. Onun için de severek geliyor insanlar. Birinci şartımız dürüstçe çalışmak. Yani, diyoruz. Yani. Ben sizin bir hikayenizi biliyorum. Ben onu özellikle anlatmanızı isteyeceğim, istirham edeceğim sizden bugün. Çünkü neden? Bir ders olması açısından, bir örnek alınması açısından ve sizlerden faydalanmak açısından bunu kısaca anlatmanızı rica edeceğim. Fakat isim vermeden, çünkü sizin bir valiyle, bunu biliyorum daha önce siz benimle paylaştınız. Bu bir valiyle, X bir ilin, önemli değil, söz hakkı, cevap hakkı doğmasın onlara diye, biz sadece bundan örnekleme yapmak, ders almak, evet, adına bunu isteyeceğim.
Bir randevu saatiniz vardı. Siz kalktınız, Anadolu'da bir ile gittiniz. Bunun devamını ben sizden alabilir miyim lütfen? Şimdi şöyle söyleyeyim. Dürüstlük ve disiplin benim ana felsefemdir. İstanbul'da yaşıyorum yaklaşık 45 yıldır. Hiçbir randevüme 5 dakika geç kalmış insan değilim. İstanbul trafiğinde yaşadığım halde. Yarım saat önce gitmişim ama 5 dakika geç kalmış insan değilim. Ona göre programlarımı hazırlarım. Ve de ağzımdan çıkan tutamadığım hiçbir kelime olmamıştır. Bir randevu gereği bir valiye Anadolu'da ziyarete gittik. Saat 2'deydi randevumuz. 3'ü 5 geçeye kadar bekledim. Ki yanımda 3-4 tane mühendis, hatta üniversiteden hocalar vardı. Bir briefing vermemiz gerekiyordu onlara bir iş için. Ve 3'ü 5 geçe, 1 saat 5 dakika geçti ki sesse de yok, ne zaman alacakları belli değil. Sekreteriyadan bir kağıt aldım, yazdım. 10 dakika içinde aldınız, almadınız, İstanbul'a geri dönüyoruz. Ve 2 dakika içinde içeride 5-6 kişi vardı, onlar çıktı ve bizi aldılar. Kimdi dedi bu yazıyı gönderen? Bendim dedi. Ne ışım dedi falan. Dedim özür dilerim ama sizin yaşınızda oğlum var. Yani bir vali olarak siz kuralları daha iyi biliyor olmanız lazım. Bana 2'de randevu verdiniz. 3'te değil. Onun için yani üzgünüm ben dedim. Eğer 5 dakika daha almasaydınız ben İstanbul'a geri dönecektim. Ve size yardımcı olmaya geldik. Bir şeyimiz yoktu. Özür dilemedi ama dilercesini oldu. Daha sonra bir iki defa daha görüştük. O daha sonra görüşmelerimizde sekreterine işte benim için Fevzi Alkan geldi mi hemen bekletmeden bana haber ver içeriye al diye söylemiş. Ve böylece orada böyle bir mazimiz oldu. Evet, yani disiplini ben çok severim. Evet, ve bir ders vermiş. Hani vali olmuş olsa bile kim olursa olsun verdiği sözü zamanında yerinde tutmak zorundadır. Randevum var. Herkesin işi gücü var. Muhakkak. Bu günümüzde biraz aksatılıyor ama hassas bir konu, önemli bir konu. Evet. Küçük detay olmuş olmasına rağmen bence çok önemli bir olaydır. Ben bunun için hani bize bir ders verdiniz. Hepimiz buradan ders çıkarmalıyız. Ben teşekkür ediyorum size tekrardan. Estağfurullah. Bu sizin firmanız Alkan Aydınlatma mı, Alkan Elektrik mi, Alkan Kardeşler mi? Bunu pek anlayamadım. Şimdi şu işinizden biraz anla, şu elektrik olayından bizi nasıl aydınlatıyorsunuz? Şimdi Türkiye'de ilk Alkan Kardeşler şirketini 1-1-67'de kurdum. O zaman yalnızdım. Nerede kurdunuz? Rize'de, tamam. Memleketimde. 2 sene sonra bir abimi, ondan 3 sene sonra başka bir abimi, en son 10 yıl sonra da kardeşimi beraber aldık. Alkan Kardeşler ismi de oradan geliyor. En eski şirketim odur. 73'te İstanbul'a geldim. İstanbul'a gelişimin de aslında başka bir nedeni şuydu. Bir gün İstanbul'dan mal alırken gayrimüslim bir arkadaş, mal aldığım bir firma, yanındaki işçiye, Türk işçiye çok ağır hakaret yaptı bir vesileyle. Orada anında karar verdim. İlk fırsatta İstanbul'a geleceğim, İstanbul'a bunlara rakip olacağım diye. Ve bu 70 veya 71'di bu hadise. Gelişim 73, 72'nin sonu, 73'ün başıydı. Derken öyle bir yer açtık. İşte
büyük abim o vesileyle memuriyetten emekli oldu, aldık. 15 gün, çünkü abim o işi bilmiyordu. 15 gün Rize'de, 15 gün burada. Böylece belli bir süre gittikten sonra 74'te de ben İstanbul'a göç ettim. Rize'deki mağazamız 82'ye kadar gene benim bir büyüğümle devam etti. Daha sonra oradaki işler istediğim gibi yürümediği için onlar da buraya geldi. Öylece Rize'deki mağazayı kapattık. Kötü komşum hal sahibi yaptı gibi bir şey mi oldu? 82'de 2-2 ayrıldık dört kardeş. O da benim istemimde olmadı, öyle oldu. 97'de de herkes kendi haline ayrıldı, kendi çoluk çocuğu yetişti. Ben buna hiç bir yerde karşıydım. İstiyordum ki o şirket bu ortaklarla beraber yüzyıllarca devam etsin. Benim amacım, istemim oydu. Ama olmadı. 97'de en son herkes kendi başına kaldı. Şu anda da daha sonra üretim firması kurdum ki 70'li, 80'li yıllarda da üretimim vardı. Bir vesileyle onu kapattık o ayrılıklarda ve son 10 yıldır da işte Şile'de böyle bir yer aldık ve şu anda orada ben üretim yapmayı da düşünmüyordum. Sadece lojistik maksatlı bu orada kalmayı düşünüyordum. Fakat gerek çocuklarım, gerek oradaki komşular, işte lojistikte 15 civarında bir çalışan vardı zira. 15-20 civarında. Personel almam için baskı yaptı. Muhtarlarına varıncaya kadar siyasiler, muhtarlar hepsi baskı yaptı. İşte 3 tane al, 5 tane al falan derken işi büyüttük. 2009'da bir gece bir haber dinlerken o zamanki başbakan, şimdiki cumhurbaşkanımız, ya ne olur işsizlik %14 küsür, her işveren 2 tane daha adam alsa çalışan işsizlik 12'lerin altına düşecek dedi. Çocuklar da beni sıkıştırıp duruyordu. Hadi 20-30 kişilik bir şey kuralım diye başladık. İşte bugün dediğim gibi 200'ün üstünde bir çalışanımızla devam ediyoruz. Ve her şey resmi olduğu için de ufak tefek firmalarla boy ölçüşemiyoruz. Fiyatlarımız, kalitemiz ona göre yüksek. Hatta kalitemizin yüksekliği nedeniyle satış elemanlarım bir hayli benden şikayetçi. Şöyle ki herkesin ürettiği tipten mal üretmem için, daha çok mal satabilmeleri için bana baskılar yaptılar. Ben de onlara dedim ki toplantı 2 ayda bir yaparız satış elemanlarıyla. 30'a yakın satış elemanım var. Dedim ki bir 3-5 ay daha bekleyin, daha sonra size ikinci sınıf mal üreteceğim. Fakat gün geçtikçe ürettiğimiz bu mallar stoğa hiç girmedi. Hep satıldı. Ondan sonra geldikler, nerede baba bu malı üreteceksin? Oğlum kalitesini yapıyoruz, kaliteliyi, en kalitelisini satıyorsunuz. Satmayın da depoya bir 100'er 200'er tane koyalım, ondan sonra ikinci kalite mal yapacağız dedik. Ve halen bugün işte 9 yıldır burada ürettim fiilen yapıyoruz. Ve ürettiğimiz siparişe çalışıyoruz açıkçası. %40 civarında ihracat yapıyoruz. Aşağı yukarı 15-20 milyon dolar aylık ortalama ihracatımız var. Avrupa'da var, Arap ülkelerinde var, Afrika'da var. İşte geçtiğimiz hafta Hannover Fuarı'nda fuarımız vardı, katılımcıydık. Bir ayrı da oradan müşteri, İngiltere'ye mal yapıyorum şu anda, bayağı miktarlı.
Yani sıkıntı görmüyoruz. Kaliteli mal her zaman müşterisini buluyor yani. O zaman ben şu baştan beri anlattıklarınızdan bir üçüncü madde daha çıkardım. Duyarlı olmak. Yani. Sizin de bu işe başlamanızda ve buraya kadar gelmenizde diğer bir maddede duyarlı olmanız. Burada biz ders alıyoruz. Yani hem sizi dinliyoruz hem de öğreniyoruz. Halen 12 saat işin başındayım. Maşallah diyorum. Ben bunu biliyorum. Yani torunlar çalışıyor ama yine siz en aktif, en her şeye hakim bir şekilde. Evet. Bunu, hani bu enerjiyi nerede buldun? Karadenizli olmaya mı bağlıyorsunuz? Neye borçlusunuz bu kadar enerjiyi? Çalışmak ve insanlara ekmek parası temin ettirebilmek bana mutluluk veriyor. Hatta birçok gelenler bazı iş yerlerinde işte hepsinin 3 ay 5 ay içeride alacağı oluyordu. Maaşlarını zamanında alamıyorlardı. Ha bende çok para mı var da veriyorum? Hayır, gerektiğinde banka kredisi kullanıyorum ama onun maaşını ayın 1'i ile 3'ü arası muhakkak çalışanın, hani bizim Anadolu'da bir deyim vardır. İnsanın teri soğumadan parasını vereceksin. Ben de ona gayret ediyorum. Paramız yok. Benim kızım finansın başında. Param yok baba diyor. Kızım kredi kullan öde. Personelin maaşını geciktiremeyiz. Ki böyle oluyor. Hiçbir zaman ayın 5'ini bulmamıştır maaşlar. Ve şunu söyleyeyim. Bugüne kadar yine hiçbir gün 51 yıldır bir gün vergi dairesine veya SSK'ya gününde ödenmemiş bir meblağım yok. Artı bu yıllar içerisinde şunu söyleyeyim, maliye tarafından bana hiçbir ceza gelmemiştir. 2015'te bana bir ceza yazdılar. Mali müşavirlerim çözemedi, ben geleceğim dedim. Gittim, bana bu cezamın nedenlerini bir açıklayın dedim. Çok saçma bir nedenle karşıma çıktılar ve orada bağırdım, çağırdım. Bağırınca da 2014'te de 20 milyon dolar ihracat vardı. Size dedim ihracat yapmak herhalde yakışmıyor. Ülkenin herhalde dövize ihtiyacı olmadığını hissediyorsunuz falan gibi böyle bozuk attım. Başka masadan bir kontrolör geldi. Tamam baba sen bize lazımsın, keyfine bak. Ve öyle o cezayı da yok ettiler. Zaten son derece mantıksızdı. Bir vida resmi girmez, yani resmi girer en ufak şeyiyle, çıkarken de öyle. Hatta bazı hayır kurumlarına yardımlarda bulunuruz. Hayır kurumu derken bunun içerisinde yani öğrencilere çok bu detaylı, sadece öğrenci değil. Çok detaylı askeriyeden, hastaneden hepsinde var. Ve onlar faturalı gider. Altına bile ücretsizdir faturadan diye not alırız. Ama fatura kesilir. Çünkü KDV'yi ödüyorum devlete. Diğer bana kalan meblağ ücretsizdir. Ama faturalıdır. Evet. Evet, ben izniniz olursa şu hani teri soğumadan alacaklar dediniz ya. Benim de bazen oluyor, buradan sesleniyorum. Terimiz soğudu, şu borçlular alacaklarımızı bir alalım diye. Bu işin latifesi. Evet, size bir de baba diyorlar. Hani biz Fevzi ama Fevzi Baba diye bir isminiz var. Bu babalık, bu kucaklayıcılıktan mı geliyor? Bununla beraber bir de size bir başlayan maşallah emekli oluyor. Yani sizin firmada çalışma yarışı var herhalde. Hani 2 ay içinde veya ne bileyim 3 sene 5 sene değil bir başlıyor. Bir daha emekli olana kadar hatta bildiğim emekli olduktan sonra da çalışanlar var. Bunu nasıl sağlıyorsunuz Fevzi Baba? Şimdi şu ona gelmişken şöyle bir şey diyeyim. 53 yaşında oğlum var. Ben 19 yaşında evlendim. Oğlumla 20 yaş farkım var. Bir gün oğlum dedi ki baba 3-4 tane şirket var. Fabrikada bu kadar insanı taşımayalım. Yarın olur ya bir sendikal sıkıntı başımıza gelmesin. Dedim ki oğlum ben varken, ben sağken bunu düşünme, aklından geçmesin. Ben öldükten sonra onu sen hesabını yap. Zira benim çalışanım beni bir babası gibi sever, sayar.
Ben de onlara karşı bir evladım gibi muamele yaparım. Çocuklarım gibi muamele yaparım. Kardeşim gibi muamele yaparım. Şu anda 45 yılı fiilen çalışmış olup devam eden var. Hatta bundan 3 yıl önce başka bir arkadaş emekli olmuştu. Ben de doğal olarak tazminatı ödenmiştir diye ben onları takip etmem. Muhasebe takip eder. Aradan 1,5 yıl geçti. Muhasebe müdürü arıyor beni. Feyz Bey, işte falan arkadaşın tazminatı ödenmemiş, beni sıkıştırıyor, tazminatını ödelim. 1,5 yıl geçmiş ama aradan. 1,5 yıl önce tazminatı ödenmeliydi. Daha sonra dedim ben senin birazdan döneyim. Dedim ya finansa kızım bakıyor. Aradım. O da tatildeydi. Bunun maaşı niye ödenmemiş dedim. Yani tazminatı. Sana niye yansıdı bu iş dedim. Böyle böyle adamcağız istiyor parasını. Durdu. Ben gelince konuşalım. 3 gün sonra geliyorum dedi. Pek geldi. Meğerse parayı alıp bir iki yakınına ödünç para verecekmiş ondan. Bizim çocuklar da bütün çalışanı ailesiyle, ailece tanırlar. Onun dedi hanımı biraz para kıymeti bilmeyendir. O para çarçur olmasın. Ben ona dedim ki git bir daire al emekli maaşından. Ve daire aldıktan sonra eksiğin kalırsa ona da yardımcı olacağız. Uygun şartlarda kredi alacağız, açıktan yardımcı olacağız falan. Ki taban diye bir maaş ödeme şeyi vardır. Tabanla taban arasında da %27 falan fark vardı. Ama sen maaşı istiyorsan öderim ve işine son veririm. Çalışmak istiyor musun? İstiyorum. O zaman tavandan ödeyeceğim ev alman için. %25-30'a yakın fark var. Netçe onu anlatınca ben de mantıklı gördüm. Ve gittiler. Ondan sonra birkaç ay ev aradı falan. Aldı bir ev. Biraz da birikimi vardı herhalde. Kredi kullanmadan satın aldı bir ev. Alınca da 12 bin lira eksiği kaldı. Abla dedi bunu bana ver de kredi kullanmayayım bundan sebep. Aydana'ya maaşımdan kesersin. Tamam dedi o da bana da sormadı. Ondan sonra ay sonu geldi maaşından kesmesi için. Kızım açtı bana dedi baba ben bu 12 bin lirayı buna bağışlamak istiyorum. Kesmek istemiyorum. Sen bilirsin evladım dedim ve o da ona artı hediye oldu. Hem de tavandan tazminatı ödendi. Yani çocuklarım da buna göre özverili çalışanlarına karşı özverili. Hatta dün geçen cuma mı perşembe mi neydi? Avanslar bir hayli yoğunlaştı bu ara. Açtı bana dedi baba her avans isteyeni onaylayıp bana gönderiyorsun. Millet maaş ödeyemiyor. Biz kredi kullanıp avans veriyoruz. Dedim kızım bunun da böyle olması lazım. Yani neden baba dediklerini de aile şirketi, neden emekli olmak istediklerini de şimdi çok daha iyi anladık. Öyle bir firmaya biz de severek çalışırız gibi geliyor. Çünkü nasıl olsa oradan para geliyor, buradan geliyor, tavandan emekli oluyor. Yani mutlu güzel etmek. Şeyler bunlar. Hani herkesin böyle bir yerde herkes çalışmak ister. Sizin de ne kadar neden zaten bu kadar sevindiğiniz diyor. Biz de gelelim. Bence de anlaşılmış oldu. Ama ben sizin bir de yönetici sivil toplumlarda yöneticilik yaptığınızı hatta yıllar öncesinde o 80 öncesinde galiba 80 yok 80 90'da hayır, şu Sirkeci'de, Karaköy'de elektrikçiler dernek başkanlığı yardımcılığı 70'li yılların sonuna yakın. Evet, 80 öncesi. Elektrikçiler Derneği'ni vardı ben Rize'den geldiğimde. 80 öncesi ile o zaman şöyle bir şey sorayım. 80 öncesi dernekçilik ile
80 sonrası arasında ne fark vardan? Ben hayal meyal hatırlıyorum, bir kapandığı dernekler, bir şeyler olmuştu. 12 Eylül'de kapatıldı. O anda daha önce ikinci başkandım. 12 Eylül'de birinci başkandım. Dernekler yasa nedeniyle 12 Eylül olaylarından sonra kapatıldı. Fakat 3 tane çalışanımız vardı. İşte kiramız var, elektriğimiz, suyumuz falan. Aşağı yukarı gayri resmi olarak 3 yıl o derneği kullandık. O 3 personeli yönetim kurulu olarak hep maaşlarını ödedik. Öderken hatta bazıları işte benim yanımda yok. 20 lira, 30 lira ver bilmem ne. Hiçbir de geri gelmezdi ya. Derneği devam ettirdik. Hala gelmiyor. Devam ettirdik. Daha sonra bu Bedrettin Dalar'ın belediye başkanlığı döneminde Eminönü'ndeydi Halpazarı, İstanbul hali. Orayı kaldırınca Bedrettin Dalar İstanbul'un dışına bir yere götürdü. Oradaki hammallar bizim piyasaya sendikal olarak çöktüler. Bayağı sıkıntılar yaşadık. Ama dernek olarak gayri resmi de olsa Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan toplum polisi alarak durumu düzelttik kısacası. Ondan sonra da işte Perpa'ya yönetici. Uzun yıllar yöneticilik yaptınız Perpa'da. 15 yıl. İşte Tayyip Erdoğan belediye başkanı olduğunda 94'te belediye başkanı oldu. Belediye başkanı olduktan sonra bir gün bir arkadaş gönderdi bize. Perpa'daki belediyenin hissesini alır mısınız diye. Biz de o dönemde şu anda Çoban Çeşme'de Kuyumcular Kooperatifi olan şu anda yerin inşaatını sürdürüyorduk kooperatif olarak. Ve kooperatifin başkanıydım. Neyse pazarlık vesaire falan derken ihaleyle o günkü parayla 136 milyon dolara Perpa'daki belediyenin hissesini satın aldık. Ve yaklaşık 40 milyon dolar da içine para harcadık. Bu tadilat 3-4 sene sürdü, en az 3 sene. Ve 3 yıl sonra bina bitti. Kooperatifi feshet mesafesine girildi. Ama elde 3,5 milyon TL, o zaman trilyon diyorduk. Bugün parayla 3,5 milyon Türk lirası para arttı. Ve her üyeden bir defa, Türkiye'de bir ilktir, her üyeden bir defa para alınmıştır. İki defa değil. Bunu da siz sağladınız. Yani sizin şeyiniz, başkanlığınızla yani, gayret, böyle bir tabii, kural getirdiniz. Tüm yönetim olarak yaptık ama benim katkım büyüktü. Kesinlikle. Ve günlük 7-8 saat mesai verirdim ben orada. Hatta bir gün arkadaşımızın, yönetimdeki bir arkadaş bir mal lazımdı. O da onun bayisiydi. O da teklif vermişti. Sonra ben başka bir yerden %12 daha eksiğine o fiyat malı buldum, aldım. Ne yaptın sen dedi, işte bizim fiyatlara baktın mı ettin? Baktım dedim ama ben başka yerden aldım. Hayırdır, böyle böyle dedim, %12 fark vardı. Ya olamaz dedim, ya bak faturayı gelecek göreceksin, yönetim kurulu üyesisin. Sonra bana dedi ki, uğraş dedi, senin anıtını dikecekler herhalde. Ben anıt dilemem. Öyle bir şey yok. Görevimi en iyi şekilde yapmam lazım. Hatta 2000 metre mescit yaptık binada. 2000 metre mescit. Bir hacı arkadaşa dedim ki sen şu caminin halı işini, fiyatları al gel bana. Getirdi. Üçü de aynı kalemden çıkmış. Farklı fiyatlar ama aynı kalemden çıkmış. 23 lira, 22,5 lira, 24 lira böyle metrekaresi.
Sonra ben mağazaya indim bir ara. Dedim bizim satış elemanına, oğlum bizim halı fabrikalarına mal sattığımız var mı? Var dediler. Nerede? Falan yerde. Böyle böyle bir durum var. Bir fiyat isteyin dedim. 15,5 lira. 2000 metrekare. 1 lira da serimi için 16,5 lira. Öbürü 23,5 lira. Cami. Açtım telefon, konuştum. Müşterimiz zaten. Dedi biz zaten dedi oraya fiyat verdik dedi o bölgedeki bayimize. Bak şimdi bak. Dedim kaç para fiyat verdin? Aynı fiyat dedi. Yani siz dedi 2000 metre. Tamam. Yakalanmış oldular yani farklı fiyat. Ya o arkadaşımın günahı orada yok. Ama o da gitti birisine güvendi. Tabii. O da yolsuzluk yani yaptı. Nasıl olsa bu fiyatla bunu vereceğiz. Ve ondan sonra da o arkadaşa dedim ki bir daha sana görev vermeyeceğim. Bak dedim şurada 3 teklif mektubu da aynı kalemden, aynı yazı dizaynıyla çıkmış. Sen bunları kontrol etme. Ben zarfları açmadım ama aynı adamlar aldım mektupları. Ve böyle çalıştık. Bu vesileyle de dediğim gibi 3,5 o zamanki parayla trilyon lira arttı. Bunu da üyelere iade ettik. Hatta iade ederken %45'ini vergi verdik devlete. Yani ticari müessese kar yapmış gibi %45'ini vergilendirme yaptık. %55'i üyelere dağıtıldı. Yani Türkiye dediği belki dünyada bir ilktir. Evet. Yani dürüst olmak, aynı zamanda uyanık olmak, her yere hakim olmak, her yerde gözün kulağı olması tabii ki... Hala her şeyimi aynı şekilde takip ederim. Hala her şeyimi aynı doğrultuda takip ederim. Nereye kadar bilmiyorum. Ama hala her şeyimiz. Allah şurada kaldı 30-40 sene bir ömrümüz. Uzun daha nice 40 seneler diliyoruz. Çünkü anladık ki size bu ülkenin, size bu memleketin gerçekten ihtiyacı var. Sizin gibilere ihtiyacı var. Biz de saygı duyuyoruz ve temennilerimiz bu doğrultuda nice 140 seneler. Hani bir iksir de buldunuz çünkü maşallah bir geriye dönüş var gibi. Peki, hani çok az önce konuşurken dediniz ki biz kalite. Evet. Biz de kaliteyi şart. Nereye göre belirliyorsunuz? Hani iki şey var, aynı mal var. Bir tanesi diyor ki işte bunun fiyatı budur ama bunun budur. Bunun iki tanesi, ikisini de siz yapıyorsunuz. Ya da ne bileyim hani şu kalemse nasıl fiyat farkı, kalite farkı nedir bunlar? Şimdi ya da mesela... her pahalı olan... kaliteli midir? Bunu da size sormak istiyorum. Büyük ölçüde öyledir. Şöyle söyleyeyim. Mesela bugün bizim yaptığımız üretimlerde %90'ı kendi makinemizden çıkıyor. %90'ı. Halbuki üreticiyim diyen bazı arkadaşları çok yakından biliyorum. %90'ını Çin'den alıyor. Allayıp pullayıp kendi ürünlüğe satıyor. Bu bir. İki, evlere fason işçilik yaptırıyorlar. Evlere. Faturasız. Efendim nasıl yapıldığı belirsiz. Niye yaptırıyor? Örneğin o evde çoluk çocuk herkes bir şeylerine vida sokuyor, bilmem ne yapıyor. Kontrol yok. Artı nedenini araştırdım. Bana da söylediler. Ya sen zarar görüyorsun. Böyle yaptır. Bak millet böyle yaptırıyor. Nedeni de o senin çalışanın değil. Evindeki bir kadın veya erkek neyse sigorta migorta yok. Mesela bugün 1600 lira asgari ücret ama bana 2000 lirayı geçiyor. 2000 ne 2000 lira? Çok daha fazla. Servisi, yemeği, elbisesi. Bunları saymakla bitmez elektriğine varıncaya kadar. Isınması 30 bin 35 bin lira ısınmaya veriyorum aylık. Bir o kadar enerjiye veriyorum, elektriğe veriyorum. Evinde yapacaksa bunlar verecek miyiz? Yok. Servis arabalarına para verecek miyiz? Yok. Yani birçok faktör. Ama kalite uçuyor orada. Kendi kontrolümde, mühendislerimin kontrolünde devamlı. Laboratuvarlarda çeşitli deneyleri yapılıyor.
yetmiyor, üniversitede yaptırıyoruz bazen. Ki geçtiğimiz 2017'de laboratuvara harcadığım para 1 milyon TL'nin üstünde sadece geçen sene. Ondan öncesi de iki o kadar daha vardı ama yetmedi. Geçen yıl 2017'de 1 milyonu daha geçti ilave harcama. Ama emin oluyoruz malımızdan, ne yaptığımızı biliyoruz, nasıl yaptığımızı biliyoruz. Bir sorumluluğu olursa ben mali müşavirlerime de bunu söylerim. Bana bir ceza gelirse sana intikal eder. Ben ceza ödemem. Sen ödersin bunu. Veya kalite kontrolden bir şekilde kaçarsa sorumlusu kalite kontroldür. Kalite kontrol bir kişi değil. 4-5 kişi, 6 kişi. Onlardan kaçarsa sorumlu onlardır. Hatta bazen ustabaşı ile çakışıyorlar. Efendim bunda bir şey yok ama kalite onaylamıyor. Onaylamazsa bitti. Onun istediği doğrultuda yapacaksın bunu. Ve bu şekilde seyrediyor yani. Yani yeri geldiğinde taviz vermeyiz diyorsunuz. Asla. Vermemek hatta, de lazım hatta kalite tabii ki. Ile imarat sorumlusu zaman zaman böyle oluyorlar. Değil mi? Neyi paylaşamıyorsunuz? Nedir sıkıntınız? İşte bu kadarı da karışıyor, şu kadarı da karışıyor. Kaliteye kimse karışmayacak diyorum. Kalitenin yanlış çıkmasının sorumlusunun hesabını bana verecek. Dolayısıyla sen de onun istediğin doğrultuda ürünü üreteceksin. Evet, yani bu kadar firmanın hani ismin şeyidir bu, aynasıdır kalite yani, diyelim. Şimdi mesela bir mal yapıyorduk, gene yapıyoruz ya, ismi kalsın ürün. O işin başındaki elektrik mühendisi 2 yıl garanti veriyordu. Birisi geldi 5 yıl istedi. 5 yıl garanti istedi. Çağırdım o mühendisi, dedim oğlum böyle böyle. 5 yıl veya 4 yıl garanti verebilir miyiz? Baba 10 yıl ya ver dedi, hiç sıkıntı yok. Oğlum verebilir miyim? Vallahi veririz dedi. Yani 5 yılla 10 yıl veya 2 yıl hiç fark etmez, ver dedi. Sorumlusu benim. Ve veriyoruz. Yani normal dünya standartlarına garanti 2 yıldır ama birçok malımıza 5 yıl, 10 yıl garanti veriyoruz. Evet, sohbet keyifli ama yönetmenimiz de uyarıyor, vakit daraldı. Ben böyle keyifli dinliyoruz çünkü çok şey öğreniyoruz, ders alıyoruz. Peki zaman zaman kriz oluyor, yani teğetler geçiyor ülkemizde kriz. Evet. Yani şu anda öyle bir kriz var mı, sizi etkiledi mi ya da yok mu? Hani piyasa nasıl size göre? Şimdi dedim ya demin. Her şey birebir faturalıdır, resmidir. Resmi olduğu için de devletin bir takım avantajlarından da faydalanıyoruz. İhracatımız belli meblalarda. Devlet yardımcı oluyor. Mesela rakam söylemeyeyim ama 2017'de çok güzel uzun vadeli krediler, 3-5 yıl vadeli çok güzel krediler verdiler. Devlet garantili. 1 yıldan fazla oldu. 1,5 yıldır veriliyor bu. Çok şükür şu anda herhangi bir sıkıntı çekmiyoruz. Hatta da gerekirse yenisini de talep edersen alabiliyorsun. Ki geçen ay gene 1 milyon dolarlık böyle bir kredi aldık. TL aldık ama 1 milyon dolar bunu karşılık. Devlet firmalara ihtiyaç duydukları noktada mı şimdi cirosuna çalıştırdığı personel sayısına, işte dedim ya benden fazla cirosu olan adamın benim kadar yarım kadar personeli gözükmüyor. Anladım. Gayri resmi mi çalışıyorlar veya demin dediğim gibi evlerde yaptırtıyorlar şu veya bu şekilde. İhracatımıza bakıyor. Çalışan personel sayısına bakıyor ve böylece güzel krediler verdiler. Yani rakam söylesem biraz bariz olur. Evet, veriyorlar yani, da şu an özet halinde. Özet olarak evet. Bir kriz şu anda görmüyorum yani. Görmüyorum değil, birçok iş adamı da pek
görmüyor. Dürüst olanlar için bunu konuşuyorum. Ama gayri resmi işlemlerle yapanlar bir takım krizler yaşayabilirler. Demek ki her işin başı hani dürüst olarak çalıştığınız zaman. Dürüst olmak, evet. İşinizden taviz vermediğiniz zaman, kararlı olduğunuz zaman, işi bildiğiniz zaman sıkıntı olmuyor kolay kolay. Bakın demin ne dedim? 51 yıldır bu işi yapıyorum, ticaret yapıyorum. Bir gün benim bir çekim, bir senedim sorulmamıştır. Gününde tahsil edilmiştir. Veya ağzımdan çıkan bir kelime iki olmamıştır. Bunların hepsinin başında dürüstlük geliyor. Herkes muayene değil. Şimdi çekte mal satıyoruz. Ay sonu geliyor, baba bunu bir ay ertele, bilmem ne, ondan sonra karşılığı yok bir vesaire gibi uğraşlar vermiyoruz değil. Veriyoruz ama yani bazıları da şu an mesela bir takım insanlar ya ben borcumu neticede ödedim artık mal vermiyorlar bana diyor. Ama sen iki ayda ödeyeceğin parayı bir yılda ödedin. Kusura bakma diyorsun o zaman. Ve o malı, benim malım ona lazım. Kalkıyor başka bir firma üzerinden benden aldırıyor malı. Ben biliyorum adedini de. Ondan sonra diyorum oğlum iyi güvenceye aldın mı kendini? Hatta oradan aldığı çeki bana cüre ediyor. Yani eskiden biliyorum mesela bu eskiler anlatıyorlardı. Çek yokmuş, senet yokmuş. İşte şu kadar mal gönder. Gidermiş. Yani şu zamanda ödenecek paran derdi. Hiç çeke de gerek kalmazdı. Mesela ben dedim ya 60'ta Rize'de açtım bu şirketi. Yaklaşık 10 yıl ki o zaman Rize'de erkek sayısı da %30'du, %70 bayandı. Neden? Şimdi, gurbet şimdi değildiler. Kadar, şimdi ne kadar acaba? Bilemiyorum ama şimdi gurbet değildiler. He. Gemilerde, kömür ocaklarında şunlar bunlar. Başka bir gelir kaynağı pek yoktu. Şimdi köylü kadını gelirdi, bir gözü gözükürdü bu kadar peştemalı sarmıştı. Uşağım benim evin lambasını takar mısın? İşte adresini alırdık. Adresini alırdık. İşte hangi mahalle, hangi köy, hangi kaza. Para ne zaman diye soramazdık. Çay parası. Kaçıncı ay olursa olsun Haziran'da veya Temmuz'da para ödenir idi. Şu an bazen Vakıflar Bankası'nın önüne öyle fatura kuyrukları görüyorum 20-30 kişi. O dönemde çay paraları verildiğinde benim de dükkanımın önünde Rize'de böyle kuyruklar oluşurdu. Parayı alan yani bir ar namus vardı. Evine gidemezdi kadın veya erkek. Gelir önce esnaf olan borcunu öderdi ondan sonra köyüne giderdi. Yani bunun için siz bir lira uyarıya gerek duymazdınız. Hani uyarmaya ihtiyacı bile duymazdınız. Tamamen kendiliğinden. Ve gelirdi kadın parayı ödemeye borçanın içinde. Efendim koyardı masanın üzerine buradan paranı al. Ve ismini sormama gerek yoktu. O zamanlar malum 60'lı yıllar, 70'li yıllar bilgisayar yok. Ben yanımdaki çocuk vardı bir tane yeğenim. Ben meşgulsem ona dedim bak oğlum 176. sayfada 117 lira veya bilmem ne kadar paradır diye onun ses tonundan tanırdım. Öyle haybeye olmuyor yani. Kesinlikle olmuyor. Ses tonundan ne kadar borcu olduğunu bilirdiniz, kimin olduğunu. Ve hangi köyden geldiğini, adının ne olduğunu. Yani böyle. Bir özelliğim daha vardı. Mesela o dönemde köylere, mahallelere Ceren gittiğinde yeni gidiyordu. İlk müşteri geldi mi giderdim köyü bir takip ederdim, muhtarla tanışırdım. Önce caminin elektriğini yapardım, yaptırırdım. Bile ücretsiz. Öyle de muhtarla falan tanışırdık. Sorardım var mı sıkıntı olabilecek kimse? Gel benden paranı al oğlum derdi. Eğer varsa bir tanesinden parayı alamazsan kalırsa gel benden paranı al. Bizim köyde, bizim mahallede böyle bir şey olmaz. Ve olmamıştı. Olmadı yani. Bir kişi yok ki. Param kaldı ona. Böyle devirlerden geldik yani. O sözler o zamana kaldı ama şimdi noterden, bilmem nereden. Onlar bile sökmüyor. Sıkıntılar oluyor yani. Evet.
programımızın da hani sonuna geldik. Yönetmenim de uyarıyor. Ben çok keyif aldım. Ve heyecan yaptım. Niye? Bir anda kafamda hani eskiyi yeniyi böyle kurgulamaya çalışırken ne söyleyeceğimi unuttum. Söze başlarken ne demiştik? Hiçbir başarı tesadüf değildir dedik. Ve sizin hani biliyorum ki çok çok daha fazla tecrübeler, çok çok daha fazla anlatacaklarınız var. Bize çok söyleyecek sözleriniz var. Ama bizim de programımız kısıtlı. Ben sizden hani seyircilerimize ne söylemek ister, ne öneriler, ne böyle küçük tiyolar vermek istersiniz. Son olarak almak istiyorum sizden. Şimdi dedim ya artık ben başından beri kafamda uydu. Değil çocuklarım, torunlarımın şirketidir bu diye. Ve torunlarım bugün 3 tanesi üniversite bitirdi, 2'si devam ediyor, biri lisede. Ve liseden, üniversiteden mezun olanlar en az 3 yıl dışarıda çalışacak. Çalışma hayatını görecek, tatacak. Personelle patronun ilişkileri nasıl olmalı, nasıl daha başarılı olmalı bunu dışarıda görecek. Patron veya patroniçe diye gelip masaya oturursa emir yağdırmak değil, insancıl. Çünkü orada 3 yıl görecek başkasının emrinde çalışmaların nasıl cereyan ettiğini. Yoksa sıfırdan şirketin içine alıp emir yağdırırsa o işçi işveren ilişkisinde sıkıntı yaşanır. Personel her zaman kardeşin, abin, oğlun, neyse ablan bu doğrultuda olmalı. Gayri meşrudan uzak kalmalı. Her zaman resmi olan her şey mutlak bir gün geriye çok iyi dönüyor. Gayri meşru yani faturasız, işte işçinin ücretini yarım vermek, öyle göstermek, onun sigortalılık hayatını haram etmek. Günah bir defa yani. Evet. Dolayısıyla dürüstlük başta. Dürüst olmak, azimkar olmak, mesai mefhumu yok. Ben de hala bugün 10-12 saat çalışıyorum. Cumartesi, pazar dahil. Maşallah. Yani cumartesi, pazar dahil. Ben de çok çalıştığımı zannediyordum ama bundan sonra öyle söylemeyeceğim. Efendim programımıza katıldığınız için bizi onurlandırdınız, şeref verdiniz. Çok çok teşekkür ben ediyoruz, teşekkür saygılarımızı ederim. Sunuyoruz ve nice daha sizi o çalışarak görmek istiyoruz. Sağ olun, var olun ve sevgili seyirciler. Teşekkürler. Bir Yıldızın Saati programında daha sonuna geldik. Çok keyifli zaman geçiyor. Bizim programlar da hızlı gidiyor. Konuklarımız özel, konuklarımız seçkin, konuklarımız dolu dolu olunca vaktin nasıl geçtiğini inanın ben de buradan anlamıyorum ki kafamda daha soracak çok soru vardı. İnşallah başka bir zamana diyoruz. Herkese sevgiler, saygılar, iyi günler, hoşça kalınız, görüşmek üzere.